Lozan niye gündeme gelir? Yani bu kadar işsizlik varken, bu kadar yoksulluk varken, insanlar can derdindeyken, Türkiye'nin 81 ilinde, bütün ilçelerinde mağdurlar bir çıkış yolu ararken Lozan niye gündeme gelir? Lozan Türkiye'nin tapu senedi. Biz Lozan'ı savunuyoruz. Onlar Sevr'i savunuyorlar. Biz Ankara'yı savunuyoruz. Onlar İstanbul'u savunuyorlar. Biz Cumhuriyet'i savunuyoruz. Onlar hilafeti savunuyorlar. Biz vatandaşı savunuyoruz. Onlar kul olmayı savunuyorlar. Ne demektir bu? O koltuğa Cumhuriyet'in ve Lozan'ın sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş. Kim oluyorsun sen? Tarihine ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanıysan otur adam gibi cumhurbaşkanlığını yap. Tarih bilmiyorsan çağır tarihçiyi konuş. Böyle bir konuşma olamaz. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ülkesine ihanet edemez. Ülkesini satamaz. Dün diyeceksin ki Lozan tapu senedimizdir. Bugün diyeceksin Lozan ülkeyi satmaktır. Ne demek ya bu? Nasıl bir cumhurbaşkanı? Nasıl bir anlayış? Şimdi gene diyecekler. Yeni kapı ruhundan vazgeçti Kılıçdaroğlu. Eğer sizin anladığınız yeni kapı ruhu buysa biz bu ruha karşıyız. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Tarihimizi seviyoruz. Tarihimizde gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizde gurur duyuyoruz. Kendi tarihimize ihanet etmedik, etmeyeceğiz. Söyleyeceğim bu arkadaşlar. Teşekkür ederim.